Öncelikle herkese mutlu yıllar. Eğer yaptığımız planlarda bir değişiklik olmadıysa bu videoyu 1 Ocak 2022 tarihinde izliyor olmanız lazım. Çünkü yılın markası ve yılın telefonu videosunu her yıl düzenli olarak bu tarihte yayınlamaya çalışıyoruz. Bir önce de söylediğim gibi yeni yılınız kutlu olsun. Umarım 2022 Türk halkı olarak hepimizin daha az üstüne gelen bir yıl olur. Umarım 2022'de, 2021'de sırtımızda kalan bazı yükleri, nedir o bazı yükler? işte... Covid yükünü, Türk lirasının değer kaybetme yükünü falan attığımız bir yıl olur. Umarım 2022 sorunlarımızdan sızlandığımız değil, sorunlarımızı çözüm bulmaya çalıştığımız bir yıl olur diyelim. Ve bu videonun konusunu hızlıca geçelim. Malum biliyorsunuz işte her yıl kendimce o yılın markasını ve o yılın cep telefonunu seçmeye çalışıyorum. Birçok arkadaşımızın da bu videoyu büyük bir merakla beklediğinin farkındayım. Masanın üstündeki telefonları zaten çoktan görmüşsünüz o yüzden yılın markasını kafadan Xiaomi olarak şey yapalım ne derler anons edelim. Niye Xiaomi yılın markası? Şu an masanın üzerinde arkadaşlar 12'den fazla cep telefonu görüyorsunuz ve bunların Hepsi 2021 yılında Xiaomi'nin Türkiye'de satışa çıkarttığı cihazlar. Ancak Xiaomi'nin 2021 yılında Türkiye satışı çıkarttığı cihazlar bununla sınırlı değil. Daha geniş bir spektrumdan baktığımız zaman 18-20 taneye yakın cep telefonuyla karşılaşıyoruz. Bu da demektir ki Xiaomi her ay neredeyse bir taneden fazla cep telefonu piyasaya sürdü. Ve bu cep telefonlarının fiyatları da genel anlamda birbirleriyle rekabet eder formda. Yani cebinde her bir 100 lirası daha fazla 100 lira parası olan ya da daha az 100 lira parası olan insan için Xiaomi'nin markette neredeyse bir tane cep telefonu var. Sizin huzurunuza sunduğu bir tane cep telefonu var. Ben bunu marketteki dengelerin iyi işlemesi açısından çok faydalı buluyorum. Hatırlarsanız geçen yılda Realme'yi bu gerekçeyle yılın markası seçmiştim. Bu yılda Xiaomi'yi yine aynı gerekçeyle yani Türkiye'deki cep telefonu pazarının her segmentini, her yüz lirasını makul ve mantıklı ürünlerle doldurduğu için yılın markası olarak seçiyorum. Ve farkındaysanız sadece cep telefonları için konuşuyorum. Bunun yanında işte Mi Band ya da Kol Saati ya da akıllı tartı, bilmem ne filan filan gibi başka başka şey görmüyorum. Ünlü bir daha var. Onlara hiç şey yapmıyorum, görmüyorum. Şimdi bu işin az merak edilen kısmıydı. İşin çok merak edilen kısmını zaten çok önceden konuşmaya başladık. Neydi? A52'nin yılın telefonu olduğunu, olacağını düşünen bazı arkadaşlarımız vardı. Onun için bir video çektim ve A52'yi Niçin yılın telefonu ilan etmeyeceğimi açıkladım zaten. O video sonrasında da birçok arkadaşımız S21 FE'nin yılın telefonu olacağını iddia etmeye başladı. Şimdi S21 FE iyi bir telefon. Ancak benim bu Fan Edition FE seviyesiyle ilgili bazı sorunlarım var. Bu sorunlar tamamen bana ait olan sorunlar. Eğer merak ediyorsunuz onların ne olduğunu ayrıca bir video çekerek sizinle paylaşırım tabii ki. O sorunlardan yola çıkarak S21 FE Fan Edition'ı yılın telefonu seçmediğimi peşinden söyleyeyim. Bu S21 Fan Edition'ın kötü bir telefon olmasından kaynaklanmıyor. Sakın öyle algılamayın. Yani dünyada satılan ilk Exynos versiyonlu su kötü bir telefondu performans açısından. Ancak Samsung son ve sizlerden gelen tahminimce dünyanın her yerindeki son kullanıcılardan gelen geve bildirimleri iyi değerlendirdi. Hepinizin bildiği gibi Aynı telefonun Snapdragon işlemcisini de satışa sundu. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ve bir anda alınabilir seviyede fiyatı olan ama kağıt üstünde vaat ettiği performansı sunamayan cihaz, Snapdragon işlemciyle birleşince gayet de iyi bir performans sunmaya başladı. Yılın iyi telefonlarından bir tanesidir. Ancak benim kriterlerime uymuyor. Onu peşinden söyleyeyim. Şimdi benim kriterlerim ne? Öncelikle ona bakalım. Bir kere ucuz olmasını istiyorum seçeceğim telefonun. Yani benzerlerinden, muadillerinden daha ucuz olmasını istiyorum. Malum bu yaşadığımız dolar rallisi filan yüzünden de piyasada şu anda ucuz telefon yok. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Birçoğunuz şeyi biliyorsunuz zaten. Ben kendim standart Xiaomi Mi 11 Lite kullanıyorum. Kutusu Şuralarda bir yerde telefonda işte cebimde hep yanımda taşıyorum. Bu son dolar rallisi olmasa Mi 11 Lite'i yılın telefonu ilan edebilirdim ve gönül rahatlığıyla ilan ederdim. Çünkü niye? Hep söylediğim gibi Mi 11 Lite dengeli bir telefon. Ama bu rally de garip bir hal aldı. Mesela bugün 27 Aralık ben bu videoyu çektiğim anda şu anda bu telefonu 5850 liraya bulabiliyoruz. Bundan bir hafta önce 7000 liraya kadar yükselmişti bu telefonun. 7000 diyeyim. 6800 liraya kadar yükselmişti bu telefonun fiyatı. Türkiye'de pazara çıkış fiyatı da 4000 lira. Şimdi Türkiye'de 4000 liraya pazara çıkmış olan ve şu anda 5800 liraya satılan bir telefonu yılın telefonu olarak ilan etmek bana çok şey gelmiyor, mantıklı gelmiyor. Ama aynen işte FE için söylediğim gibi Farklı bir segmentte, FE ile Mi 11 Lite'ın birbirlerine rakip olduğunu düşünmüyorum. Farklı bir segmentte bence iyi bir telefon Mi 11 Lite ve dediğim gibi şu fiyat sorunu olmasa Mi 11 Lite'ı gönül rahatlığıyla yılın telefonu ilan ederdim. Açıkça sorumlu görüyorsunuz şundan bir, bir ay, bir buçuk öncesine kadar da gönlümden geçen buydu zaten. Ama bu geldiğimiz noktada çok kolay böyle bir şeyi telaffuz edemiyorum. Niye telaffuz etmediğimi sanırım anlıyorsunuz. Bir başka bence yılın iyi telefonlarından bir tanesi de Realme'nin çıkarttığı arkadaşlar Realme GTC. Çok güzel bir telefon, çok kuvvetli bir telefon. Realme gibi bir markadan beklemediğimiz kadar üstün donanım özelliklerine sahip. En azından benim beklemediğim kadar üstün donanım özelliklerine sahip bir telefon. Telefonun bir başka güzel yanı ise Türkiye'de 10.000 lira civarında bir fiyata çıkmış olması, ama şu anda da 8.699, 8.700 lira satılabiliyor olması, yani çıkış fiyatının altında bir şeyi var değeri var telefonun. Ancak burada da şöyle bir derdim var. Realme bunun için Türkiye'de, bu model için Türkiye'de hiçbir hazırlık yapmadı gibime geliyor. Çok güzel bir telefon, İnsanlara anlatılabilirse çok satacaktı. Belki de az getirdiler. İthalatını az yaptılar o yüzden. Mesela şu anda bugün itibariyle sadece Teknoso'da satılıyor cihaz. Başka hiçbir yerde yok. Bu da demektir ki pazardaki şeyi ne derler sunumu yani sayısı epey azalmış durumda. Azaldığı için de bir süre sonra tükenebilir. Tükendiği zaman da çoğu insan tarafından bulunamayabilir. Zaten fiyat olarak 8700 lirada benim Yılın telefonu olarak önerebileceğin fiyatın üzerinde, bunu da söylemek lazım. Yani her ne kadar piyasaya çıkış fiyatının altında bir rakamdan şu anda satılıyor olsa bile toplamda 8700 lira bana çok şey gelmiyor, çok makul ve mantıklı bir fiyatmış gibi gelmiyor. Şimdi gelin ve şöyle bir daha bakın, benim kafamdaki ve Bir başka adayım Poco X3 GT. Yani işte bu Realme'nin GT'sine Poco'nun Xiaomi'nin verdiği cevap şu anda 5170 liraya satılıyor. Fiyatı tüm telefonlarda olduğu gibi yükseldi, son bir 2 gün içinde düşüyor. 5170 lira daha alınabilir bir rakam şey anlamında bakacak olursak. Bir başka telefonum Poco X3 Pro şu anda 4349 lira. Bence 4349 liralık fiyatıyla benim kullandığım Mi 11 Lite'ım bile çok çok iyi bir alternatifi olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii ki X3 Pro'nun bazı eksiklikleri var. O eksikliklerin neler olduğunu burada size saymayacağım. Bir kere tasarım olarak biraz kabaca bir telefon. Böyle çok narin değil onu unutmamak lazım. O yüzden lütfen kanaldaki Poco X3 Pro videosunu, inceleme videosunu izleyin. Ama güzel bir alternatif. Hızlıca bir sayayım neler olduğuna kafamda yılın telefonu olarak ilan edebileceklerimi sonra dönüp bir tanesini seçeceğim. Poco'nun F3'ü var biliyorsunuz. 128 GB'lık versiyonu satılıyor Türkiye'de. Ama 7.949 lira bugün itibariyle. Yani düşmüş haliyle fiyatı bu. 7.949 demek 8.000 lira demek. Beni tanıyanlar bilirler. Benim kolay kolay yanına yaklaşmak isteyeceğim bir rakam değil. Şimdi adaylar bunlar kabataslak baktığımızda. Burada farkındaysanız Apple cihazların herhangi bir tanesi yok iPhone'lar. Çünkü niye? Hani parayı veren düdüğü çalar mantığıyla. Alacak olan adamlar zaten iPhone aldılar. Samsung cihazlar yok. S ve Note'un sonu. Çünkü o cihazlar bize incelemeye gelmediği için bizim benim o cihazlarla ilgili e, herhangi bir deneyimim de yok. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Başa dönüyorum dediğim artık yılın telefonunun hangisi olduğunu açıklıyorum size. Bana soracak olursanız arkadaşlar şu anki bugünkü fiyatıyla bu 4349 liraya 4350 liraya alabildiğimiz Poco X3 Pro en alınabilir cihaz gibi görünüyor. Biraz önce farkındaysanız eksiklikleri yok mu biraz kaba filan ve gidin izlen inceleme videosunu izleyin dedim. Şimdi burada yapabileceğimiz şey şu ne yazık ki kurun ne olacağını bilmediğimiz bir ortamda yani Bugün 12'li ve 11 ve seviyesinde ama bundan 2 hafta önce 10 gün önce 17 18 ve görmüştü ya. Mümkün olduğu kadar çok paveyi cepte tutmamız gerekiyor. Ve o mümkün olduğu kadar çok paveyi cepte tuttuğumuz zaman da işte Poco X3 Pro ondan sonra F3 vesaire ve Xiaomi'nin orta ama ortanın üstüne doğru dayanan cihazlarından bir tanesini yönelmemiz gerekiyor. Benim cihazım. Poco X3 Pro bu yılın Türkiye açısından en iyi telefonu diyebileceğim. En iyi demesek bile en alınabilir telefonu diyeceğim cihaz bu. Poco X3 Pro farklı nedenler yüzünden sevmeyebilirsiniz. Mesela bana soracak olursanız kalınlığı sevmemek için başlı başına bir neden. Yukarıya doğru fiyatlara çıkabiliyorsanız Mi 11 Lite var biliyorsunuz. O civarlarda çok az bir şey daha üstünde yanlış hatırlamıyorsam FE var neden olmasın. Sonra... Eğer çok çok daha yukarıya çıkabiliyorsanız, işte biraz önce söylediğim Realme GT var, gerçek anlamda bir amiral gemisi. Tek kusuru kamera kabiliyetleri Samsung'un ya da Huawei'nin bir amiral gemisi ya da Oppo'nun bir amiral gemisi telefonunda olduğu kadar üst seviye değil ama orta segment telefonların tamamından çok çok daha iyi bir şeye sahip olduğuna emin olabilirsiniz. Kameraya sahip olduğuna emin olabilirsiniz. Böyle 6000 lira civarının 6000 liranın üzerine çıktığımız zaman bulabildiğimiz bazı başka telefonlarımız da var. Mesela Poco F3 var. 7800 şey 7950 lira 8 bin lira. Çok para. Ben vermek istemiyorum bu parada gerçekten önermek de istemiyorum. O yüzden aşağıda kalmak istiyorum. Mesela Poco X3 GT var 5170 lira. Yani benim size önerdiğim Poco X3 Pro ile Poco X3 GT arasında kalabilirsiniz. Çok ciddi söylüyorum size. Birbirlerine benziyormuş gibi görünseler de çok böyle güzel nüans farkları olan iki telefon. Ya da işte benim yaptığım gibi Mi 11 Lite'ı alırsınız, kullanırsınız. Ama bu yılın tek başına bu yılın telefonudur diyebileceğim bir telefonu yok aslında. Fiyatlar yüzünden Poco X3 Pro'yu seçiyorum yılın telefonu olarak ve şeyi de söylüyorum. Gönlümden geçen kendi kullandığım Mi 11 Lite'ı yılın telefonu seçmekti ama Mi 11 Lite'ın fiyatı o kadar yükseldi ki onu şey yapamıyorum, seçemiyorum. Siz de lütfen kendinize göre hangi telefonu, sırf bu masanın üstünde olan ya da bu videoda konuştuğumuz modellerden değil, hangi telefonu yılın telefonu seçtiğinizi yorumlarda nedenleriyle birlikte paylaşın. Paylaşın ki kafası karışık olan bazı arkadaşlarımıza siz de yol göstermiş olun. Sadece benim sözlerimle değil sizlerin yorumlarıyla da cep telefonu alabileceklerini biliyor olsunlar. Yorumları takip ediyor olsunlar. Önümüzdeki yıl Allah uzun ömür verirse yani 2023'ün 1 Ocak günü benzer bir video ile tabii ki tekrar karşınızda olacağım. O zamana kadar tahmin edeceğiniz gibi kanalda birçok farklı video daha yayınlayacağız. O videolardan bir tanesiyle görüşürüz. Herkese tekrar mutlu yıllar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.